Evet, endemik yayınlar, AYT soru çözümleri. Evet, 15. soru, kimya sorusuyla başlıyorum. Burada 3 tane bileşik verilmiş. 3 bileşikte nitrat iyonları konsantrasyonları eşit olarak belirtilmiş. Bunların kaynama sıcaklığı arasındaki ilişki nedir şeklinde bir soru sorulmuş. Sorumuz şöyle. Burada nitrat iyonlarının derişimlerini eşitleyebilmek için mesela birinci de 1 mol bileşikte 2 mol nitrat var. Bunları 6 molar da eşitleyelim. 3 ile çarptığınız zaman 2 çarpı 3 6 molar. Potasyum nitratın 1 molinde 1 mol nitrat var. Bunu 6 molar yapabilmek için ikinci bileşiği de 6 ile çarptım. Üçüncü bileşiğe baktığınız zaman demir 3 nitratta 3 molar nitrat var. Bunu da 6 ile eşitlemek için 2 ile çarptım. Neticede kalsiyum nitratın 1 molünde 3 mol, 3 mol iyon var. Kendisi 3 molarsa 3 ile çarptığınız zaman toplam iyon derişimini 9 molar alabilirsiniz. Potasyum nitrat çözüldüğü zaman 1 mol potasyum 1 mol da nitrat verir. 1'e 2 veren bir bileşik. Kendi derişimi 6 ise 2 ile çarparsanız iyon derişimi 12 molardır. Demir 3 nitratın 1 molü 4 mol iyon veriyor. Kendisini 2 molar almıştım. 2 ile çarparsam 8 molar iyon verecektir. Bu durumda iyon derişim arttıkça kaynama sıcaklığının da arttığını biliyorsunuz. Derişim en büyük olan çözelti 2 olduğu için 2'nin kaynama sıcaklığı en büyük. Daha sonra 9 molarla birinci çözelti. Evet, derişim en küçük olan da 3 olduğu için 3'ün kaynamaya başlama sıcaklığı en düşük olmalı. Yani cevabınız nedir? C şıkkıdır diyorum.